Nokta TV'den herkese iyi haftalar. Haftanın ilk gününde spor yazarı Atilla Türker'le birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Atilla abi merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Atilla abi isterseniz sıcak bir gelişme var aslında. Sosyal medyada da çok dillendiriliyor. Ali Koç'un dünkü Fenerbahçe-Kayseri maçından sonra yönetime istifa sesleri vardı. Ferrari'ye da tepkiler vardı teknik direktöre. Ali Koç'un Şenol Güneş'le bir görüşme yapacağı iddia ediliyor. Siz evet. Ne dersiniz? Doğruluk payı olur mu? Şenol Güneş Fenerbahçe için düşünülebilir mi? Şimdi şu gerçek. Gönül isterdi ki Ali Koç son derece başarılı olsaydı. Yani pırıl pırıl bir isim. Ali Koç'un kim olduğunu söylemeye gerek yok. Türk futbolunun, Türk sporunun gerçekten Ali Koç gibi insanlara, değerlere ihtiyacı var. Ama ne yazık ki kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde Ali Koç inanılmaz bir hüsran yarattı. Büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Başkanlığı berbat bir şekilde bugüne kadar getirdi. Bundan sonra ne olur bilinmez ama yani göreve geldiği günden itibaren peşi sıra tarihi kötü kararlara imza attı. Ekibini çok kötü kurdu. Bu durumlara gelindi. Yani 62 futbolcu transfer edildi bildiğim kadarıyla. Sayısız teknik direktör geldi, gitti, yollar ayrıldı, hüsranlar yaşandı. Şimdi ne olacak? Pereira'yı göreve getirirken düşünmeliydi Ali Koç. Yani aynı Pereira değil mi? Tazminatı vererek yollar ayrıldı. Aynı Pereira değil mi? Güven duyulmadığı için görevine son verildi. Şimdi siz koskoca Fenerbahçe olarak muhtaç kaldığınız için demeyelim de yani son dakikada Pereira'yı göreve getirdiniz. Böyle kulüp yönetilmez. Ali Koç berbat bir yönetim gösterdi. Yani inanılacak boyutlarda değil. Peki şimdi ne olacak? Üstüne basarak söylüyorum. Baştan getirilmemesi gerekirdi Pereira'nın. İşte Pereira'da nasıl bir yönetim gösterdiğini hep beraber ortaya koyuyoruz. Mesut Özil'le olan sürtüşmesi, kadro seçimi, ne bileyim başarısızlıklar ki dünkü 2-2'lik skorda başlı başına ayrı bir tartışma konusudur. Pereira'yla 15 gün sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray'la maçı var. 15 gün Fenerbahçe'nin beklemesi gerekir mi? O ayrı bir tartışma konusu. Ama yarınlarda de ki 15 gün sonra Fenerbahçe Galatasaray'ı yense bile yarınlarda Pereira'yla yolların devam edilmemesi gerekir. Haliyle radikal bir karar alması gerekir Fenerbahçe'nin. Şenol Güneş iyi bir formül müdür, iyi bir çözüm müdür, iyi bir tercih midir tartışılmaz. Şenol Güneş, Şenol Güneş'tir. Bir markadır, çok önemli bir isimdir. Yani Pereira'yla siz 3 haftayı, 5 haftayı belki kurtarabilirsiniz ama yarınları kurtaramazsınız. Pereira'yla yani bir tünele giriyorsunuz, ışığı göremiyorsunuz. 2-2-4. Takım iyi oyun ortaya koyamıyor, hüsran yaşanıyor, futbolcularla teknik adam arasında büyük kopukluk var. Haliyle bu kararı, radikal kararın bir an önce alınması gerekir. Bu Şenol Güneş olabilir mi? Elbette ki. Yani hem bir Türk teknik direktörü olarak Fenerbahçe'yi son derece iyi tanıyor. Türk futbolunu iyi biliyor. Şenol Güneş'le ilgili fazla yoruma zaten gerek yok. Tüm Türkiye tanıyor. Bugüne kadar elde ettiği başarıları herkes biliyor. Haliyle Ali Koç'un Şenol Güneş'le görüşmesi, konuşması, göreve getirmesi doğru olabilir mi? En azından şu tabloda %100 doğru olabilir. Gönül isterdi ki takım iyi gitsin, Ali Koç başarılı işlere imza atsın, Pereira bu süreci iyi yürütsün, sezon sonunda radikal kararlar alınsın. Ama bakıldı ki, görüldü ki Pereira'yla bu işler olmuyor. Üstüne basarak söylüyorum, Ali Koç süreci çok kötü yürüttü, Pereira'nın baştan getirilmesi yanlıştı. Her şey çok net bir biçimde ortada. Çözüm kim olabilir? Şenol Güneş olabilir, katılıyorum. Geç de olsa alınmış doğru bir karar olarak hayata geçirilmesi gerekir diyorum. Bir de abi dün maçtan sonra 3 yıllık Ali Koç yönetiminde ilk defa taraftar Ali Koç istifa diye bağırdı. Futbolculara da tepkiler vardı. Kayseri Spor'u alkışladı. Bu da aslında akıllara şunu da getiriyor. Aziz Yıldırım geçtiğimiz aylarda Divan Kurulu'nda seni bu seyirciyle göndereceğim, artık susmayacağım diye bir konuşma yaptı. Aziz Yıldırım ne yapar? Şöyle geniş pencereden bakmak gerekir olaya. Şimdi seyirci her zaman haklıdır. Protesto, tepki her zaman demokratik yollarda saygı duyulacak bir biçimdir. Taraftarın tamamı mı bağırıyor? Onu bir tarafa koymak gerekir. Ortada bir gerçek var. Tabii ki taraftarın tepkisine sonuna kadar saygı duymak gerekir. Tüm Fenerbahçe taraftarı böyle mi düşünüyor değil mi? Ama ortada bir gerçek var. Fenerbahçe çok kötü yönetildi. Yönetiliyor. Haliyle bazı radikal kararların alınması gerekir. Ali Koç üstüne basarak söylüyorum.
Eğer bu sezonda başarısız olursa bu sezon sonunda istifa etmesi gerekir. Yani bakın dikkatinizi çekerim. Bu herhangi bir başarısızlık değil. Dolu dolu 4 sezon yaşamış olacaksınız ve 4 sezon çok büyük hüsranlarla geride bırakılmış olacak. Bu sezonda başarısız bir tablo ya imza atıldığı takdirde. Haliyle bu işi fazla diretmenin bir anlamı yok. Bu sezon başarısız olunduğu takdirde, bu sezonda başarısız olunduğu takdirde Ali Koç'un teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyerek başkanlığı bırakması gerekir. Çünkü tünelin ucu gözükmüyor. Yani her geçen sezon bir sonraki sezon için belki başarılı olunur, belki hatalardan ders alınır diye bakıyor futbol severler veya Fenerbahçe taraftarları. Ama bakıyorsunuz ki herhangi bir ümit ışığı yok denecek kadar az. Şimdi 3 sezon geride kaldık. Bir sezon daha başarılı olunduğu takdirde tekrar 2 sezon başkanlığı sürdürmek Fenerbahçe'ye de zarar getirir, Ali Koç'a da zarar getirir. Ali Koç da başlı başına çok büyük bir firma olduğunu söylemeye gerek yok. Fenerbahçe zaten söylemeye gerek yok. O bakımdan Ali Koç'un sağduyu sahibi olarak başkanlığı bırakması lazım. Ama şimdi bunun içinde sezonu beklemek gerekir. Üstüne basarak söylüyorum. Ondan sonraki sezonlarda tekrar devam etmesi çok büyük hata olur Ali Koç'un. Peki Atilla abi biraz derbiden konuşalım. Trabzonspor dolu dizgin yoluna devam ediyor. Beşiktaş'ı da kendi sahasında mağlup etti. Yenilmezlik unvanında 24 maça çıkarttı. Beşiktaş Avrupa'dan yorgun döndü deniyor. Sakatları vardı deniyor ama Trabzonspor maçında da bölüm bölüm iyi oynadığı bölümler de var futbol olarak. Siz derbiyi nasıl gördünüz? Neler söylemek istersiniz? Şimdi Trabzonspor çok mu iyi oynadı? Değil. Beşiktaş biraz daha iyi oynadı. Ama şöyle de bir gerçek var. Trabzonspor kötü oynarken bile kazanıyor. Daha bu Trabzonspor gerçek oyununu ortaya koyamadı bu haftaya kadar. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı tüm takımlar der, Başakşehir anlamında söylüyorum. Sezona hep kötü başlar, gittikçe performansını artırır. Trabzonspor yarınlarda makası daha da açacaktır. Daha iyi bir istikrar yakalayacaktır. Puan farkını daha da artıracaktır. Yanılmıyorsam 3 hafta önce seninle yaptığımız yayında şunu söylemiştim. Mart ayında Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edebilir demiştim. Bayağı da bir tepki toplamıştı. Şimdi bakıyorsunuz Trabzonspor yarınlarda mevcut kadrosuyla üstüne basarak söylüyorum. Çok daha iyi futbol ortaya koyacak. Kötü oynarken bile kazanan Trabzonspor yarınlarda mutlaka daha iyi oynayacaktır. Mevcut kadrosu, mevcut teknik direktörü, mevcut yönetimi bunu gösteriyor. Haliyle şampiyonun uzak ara en yakın favorisi, uzak ara favori Trabzonspor olarak gözüküyor. Şimdi Beşiktaş nasıl geçen sezon avuçlarımız patlayana kadar Sergen Yalçın'ı alkışladık, yönetimi alkışladık. Hatta ben bir sadece futbol severi olarak şunu söyledim. Dilerim Beşiktaş şampiyon olur. Niye? Mütevazi kadrosuyla tırnaklarını kazıya kazıya şampiyonluğa ulaştılar. Nasıl geçen sezon bu başarı, bu fatura Sergen Yalçın ve ekibine mal edildiyse, fatura derken olumlu anlamda söylüyorum. Bu başarısızlık da elbette ki Sergen Yalçın'a yazacaktır. Şunu da belirteyim. Şöyle bir gözlemim var. Sergen Yalçın'ın bu sezona kadar çalıştırdığı tüm takımlarda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Genelde ilk haftalarda veya sezonun ilk yarısında hep başarılı sonuçlara imza atıyor Sergen Yalçın. Nerede? Gaziantep, Alanya, Sivas anlamında söylüyorum ve diğer takımlarda söylüyorum. Sonrasında Sergen Yalçın'ın performansında bir düşüş oluyor. Formunda bir düşüş oluyor. Dikkatinde, motivasyonunda bir düşüş oluyor. Takım da kötü sonuçlar alıyor. Geçmiş sezonlardaki Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar bazında ben bunu söylüyorum. Acaba niye? Tıpkı futbolcular gibi, sanatçılar gibi her meslekte motivasyon çok önemlidir. Çalışmak çok önemlidir. Dikkat çok önemlidir. Acaba Sergen Yalçın'da bu dikkat sizlik mi baş göstermeye başladı? Motivasyonu mu eksildi? Yani geçmiş yıllarda bu yaşandı. Beşiktaş'ta da. Şu bir gerçek. Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosu belli bir çizgideydi. Bu şampiyon olan kadronun üzerine çok önemli takviyeler yapıldı. İyi de o zaman takım niye geriye gitti? Tabii ki sakatlıklar var. Ama önemli olan bu sakatlıkların da faturası elbette ki sadece doktora, sağlık heyetine kesilecek değil. Teknik direktörün de kadro mühendisliği açısından mutlaka sorgulanması gerekir. Velhasıl sakatlıklar elbette ki Beşiktaş'ın performansını önemli etkiledi. Çok büyük etkiledi. 15 futbolcu takımda sakatlanabilir mi? Sakatlandı. Ama ne olursa olsun
genel anlamda Beşiktaş'ta yaşanılan başarısızlığın faturası elbette ki ilk başta Sergen Yalçın'a kesilmelidir. Takımı toparlar mı? Sergen Yalçın üstün futbol zekasıyla yeter ki kendini futbola ve Beşiktaş'a versin. Şampiyon olur mu Beşiktaş bilemem ama Beşiktaş Sergen Yalçın'la yine toparlanabilir. Aslında dün Fenerbahçe'nin teknik direktörü Pereira da Perşembe Pazar oynuyoruz demişti. Şimdi baktığımızda Galatasaray, Fener, Beşiktaş Avrupa'da oynayan 3 takımımız ve Perşembe Pazar oynuyorlar, Çarşamba Pazar. Bunda da etkisi oluyor. Mesela Trabzonspor Roma'ya elendiğinde Trabzonspor için belki de iyi oldu demiştik daha önceki yayınlarımızda. Tek kulvarda gidecek diye Trabzon. Bu Avrupa Lig arası etkili oluyor mu performans düşüklüğünde? Elbette bu doğanın kanunu. Yani herhangi bir insan, herhangi bir futbolcu veya herhangi bir meslek sahibi insan 2 günde bir maç yapması, 2 günde bir 11-12 kilometre koşması o kadar kolay bir iş değildir. Trabzonspor'un böyle bir avantajı var. Diğer 3 büyük kulübün dezavantajı var. Ama şu da var. Şimdi eğri oturan doğru konuşalım. Liverpool geçen sezon sabah 51 maç oynamış kardeşim. 51 maç oynamış. Tabii gerçek olan ne? Bizim futbolcularımızın fiziki performansı veya mental anlamdaki performansı bu kadar güçlü değil. O da ayrı bir tartışma konusu. Bu doğrultuda Trabzonspor futbolcular daha iyi dinleniyor. Diğer Avrupa'da mücadele eden takımlarımız ise fiziki anlamda çok yetersiz kaldıkları için başarısız sonuçlar da ortaya çıkıyor tabii ki. Şimdi Atilla abi Trabzonspor rakiplerine Galatasaray'la Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye oynayan Galatasaray'a 9 puan fark attı. Sizce bu devam eder mi? İlk yarı sonuna kadar bu farkı koruyabilir mi Trabzonspor? Çünkü haftaya 15 gün sonra bir derbi olacak. Trabzon'da evinde Gaziantep'le oynayacak. Yani orada fark daha da açılabilir. Siz nasıl görüyorsunuz ilk yarı sonuna kadar? Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Trabzonspor'un ofansif yönde oynayan oyuncularını dikkate alarak şunu söylemek mümkün. Trabzonspor'un Avrupa'da bile gol atamayacağı takım yok. Çok güçlü silahları var ön bölgede. Hemen hemen her oyuncusu orta saha ve ileri uçtaki hemen hemen her oyuncusu takımın kaderini belirleyebilecek, skoru belirleyebilecek üstün yeteneklere sahipler. Zaten ligin en fazla gol atan takımı pozisyonunda bulunuyor şu anda. Ki üstüne basarak söylüyorum önümüzdeki haftalarda, aylarda bu performansın daha iyi duruma gelmesi kuvvetle muhtemel. Savunma anlamında bazı önlemler alındığı takdirde yahut da ligin devre arasında stoper anlamında, savunma bek anlamında bazı takviyeler yapıldığı takdirde Trabzonspor'u kimse durduramaz. Peki abi Galatasaray'a geçelim isterseniz. Galatasaray'da Avrupa'da iyi gidiyor ama ligde son Karagümrük maçında 87. dakikada o da beraberliği yakaladı. Evet. Fatih Terim de biraz aslında sistem etti futbolcularına bu kadar gol kaçırdığımız için oluyor gibisinden. Galatasaray'ı evet. Nasıl görüyorsunuz? Genç bir takımla oynuyor. Fatih Terim o 2000'li yıllardaki kadroyu oluşturmak istiyor sanki. Basan, mücadele eden, pas oyununu hızlı hücum yapan bir takım oluşturmak istiyor. Galatasaray'ı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Galatasaray'da özellikle bazı futbolcular, Türk futbolcuları, genç futbolcular anlamında yarınlara çok büyük ümit veriyor. Fakat başta bir Muslera konusuna değinelim. Bu da doğanın kanunu. Eski Muslera yok. Eski Muslera olsaydı dün 7 golü yemezdi. Bakmayın öyle top çok köşeye gitmedi. Yani bizim bildiğimiz Muslera onu güle oynaya çıkartırdı, önlerdi. Şimdi Galatasaray'da futbolcuların aklı daha çok Avrupa'da. Avrupa Kupası için mücadele veriyor. Mevcut kadroyla Galatasaray bu sezon şampiyon olamasa bile yarınlara ben ümitli bakıyorum. Ki Galatasaray'ın olduğu yerde, Fatih Terim'in olduğu yerde ve de bu genç futbolcuların olduğu yerde mutlaka insan ümitli olur, inançlı olur. Yarınlara da şu anda gerekli performans Süper Lig'de sergilenmemiş olsa bile ki sergilenmiyor. Her şeye rağmen sezon sonuna kadar mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir diye düşünüyorum ben. Abi her zaman konuştuğumuz bir konu. Muhtemelen ileriki programlarımızda da lig devam ettiği sürece de konuşacağız. Ne olacak bu Türk hakemliğinin hali diyelim mi? Son Gaziantep-Kasımpaşa maçında Halis Özkanyan'ın skandal bir kararı vardı. Evet. Bununla başlayalım. Daha sonra MHK sürecini de size soracağım. Buyurun. Evet. Ne olacak bu hakemlerin hali diyoruz değil mi? Daha bu iyi hali. Bak. Daha bu öyle iyi mi? Hali. Bak şu anda bile FIFA kokartında kaç hakemimiz var bizim? 7.
kontenjanımız yedi UEFA'da. Halif Alabayık'la yollar ayrıldı. Halis Özkahya bıraktım dedi. Beyan etti. En azından öyle bir duyum var. Diğer hakemler zaten tartışılıyor iyi kötü. Şimdi olay şu. Gaziantep maçıyla ilgili, Kasımpaşa maçıyla ilgili konuşmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet olmamıştır. Ama üstüne basarak şunu söylemek istiyorum. Burada hakemlerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalar mutlaka dinlenmelidir kardeşim. Ben inanmıyorum. Orada kaç hakem var? Maçın hakemi, düdük hakemi diyelim. Herkesin anlayabileceği, anlatabileceğimiz şekilde. İki yardımcı hakem var. Dördüncü hakem var. İki tane de vardı hakem var. Biri var, biri avar anlamında. Altı hakem. Hadi Sözkaya'yı bir tarafa bırakalım. Kardeşim beşinin birden uyuması mümkün değil. Ben asıl ondan sonrasını merak ediyorum. Acaba aralarında birisi, ikisi, üçü. Hocam bir dakika. Çünkü onlar hepsi birbiriyle irtibat halinde. Mikrofonla konuşuyorlar ve hepsi kayıtlı. Ben Futbol Federasyonu'nun yerinde olsa hemen bugün tüm konuşmaların en azından tamamını olmasa bile ne şekilde yaşandığını kamuoyuna duyururum kardeşim. Halis Özkaya acaba birisi tarafından uyarıldı mı? Misal dördüncü hakem Emre Kargın. Kimdir Emre Kargın? İzmir bölgesi. Geçen sezon FIFA hakem seminerine gönderilen genç bir kardeşimiz. Yarınların en büyük hakemi olacak diye gönderilen bir isim. İyi de kardeşim. Yarınların en büyük hakemi olacak denilen isim. Nasıl onu uyarmaz abicim? Tabii. Dördüncü hakemlik dediğiniz ille tabelayı kaldır indir mi? Tabelayı kaldır indir mi? Bu kadar kolay olmaması lazım. Bu kadar ucuz olmaması lazım. Veyahut da VAR hakemi. Özgüç Türkan. Öbürü de Uğurlu. Oğuzhan Uğurlu diye biliyorum. Babası rahmetli eski İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı. Şimdi bakıyorsunuz bu kadar insanın uyuması mümkün değil. Kamuoyuna mutlaka duyurulmalıdır. En azından bu beş yardımcının birisi, ikisi, üçü Halis Özkahya'yı uyarmıştır. Uyardık da Halis dinlemedi mi Özkahya? Mesela ben sana bir işleyişi anlatayım. Bu uzatmalar nasıl belirleniyor biliyor musun? Kaç dakika? 3 dakika mı? 13 dakika mı olduğu nasıl belirleniyor? Sahaya doktor, masör girdiği zaman sakatlık esnasında her bir girme için 1 dakika. Her bir oyuncu değişikliği içinde Ali girdi, Veli çıktı, yarım dakika. Uygulama budur. Teamül budur. Bunu bir tarafa koyalım. Bu duraklamanın da nasıl olacağını kıdemsiz yardımcı hakem kronometreyi tutuyor. Diyor ki 90. dakikaya girilirken. Hocam şu kadar oldu 5 dakika durdu oyun derse maçın hakemi tabii tüm kontrol, tüm karar maçın hakeminde olduğu için diyor tamam 5 dakika veya hayır 7 dakika kardeşim veya 3 dakika diyor. Hakemin kontrolü, kararı doğrusu da belirlenir. Şimdi bu konuşmaların hepsi 6 hakem tarafından duyuluyor, görülüyor. Dördüncü hakem Emre Kargın kaldırıyor 9 dakika. Şimdi ondan sonra ne oluyor? 4 dakika oynanıyor. Neye dayanarak 4 dakika oldu? Benim tahminimi söylüyorum. Kanaatim. Eş dostla konuştuğum için söylüyorum. Kronometreyi yanlış gördü doğal olarak. Hesabını yanlış yaptı. Artık beyne kan gitmemeye başladı. Son dakikalarda da kritik pozisyonlar oldu. Burada hata %80 Halis'in değil arkadaş. 6 hakeme de bölmek gerekiyor bunu. 6 hakeme de bölmek. Ha, Futbol Federasyonu dediğim gibi bu telsiz konuşmalarını açıklayacak. Eğer açıklayamazsa bu 6 hakeme de en ağır ceza verilmelidir kardeşim. Ama dediğim gibi ben doğanın akışına ters görüyorum. Hayatın akışına ters görüyorum. 5 yardımcı hakemin birden uyuması, kayıtsız kalması halini. Haliyle eğer bir açıklama mutlaka yapılması lazım. Açıklama yapılmadığı takdirde bu iş çocuk oyuncağı değil kardeşim. Bu iş çocuk oyuncağı değil. O hakemlerin tamamıyla en azından sezon sonuna kadar ayrılması gerekir. Yolların ayrılması gerekir kardeşim. Orada siz yardımcı derken bayrağı kaldırındır. Zaten artık bayrak kaldırma indirme VAR sistemiyle kolay hale getirildi. Dördüncü hakemlik tabelayı kaldır indir veya VAR hakemliği de odada sıcak odada oturup da işte iki tane ofsayt pozisyonunu belirlemek mi? Değil. İbreti alem için gereken cezalar mutlaka verilmelidir. Aslında Atilla abi çok önemli bir şeye değindiniz siz. Belki de sorulabilecek en güzel soruydu bu. İlk defa da siz söylediniz. Yani burada birinci hakem görmedi, VAR'dakiler görmedi, saha içindekiler görmedi.
Yani bu VAR kayıtların açıklanması aslında çok önemli bir şey. Sizin söylediğinizi belki Türkiye'de kimse söylemedi bu maçla ilgili. Tabii. Tabii bu olayın altında bir Çapanoğlu var kardeşim. Belki dediğim gibi bir hakem, iki hakem mutlaka, bak şimdi aklıma Birbirlerini geldi. sabote ediyor olabilirler de veya yeni gelen MHK başkanını. Bakın hemen şunu söyleyeyim. Maçı o gün ben son 2 dakika kala, yani 90 artı 3'te televizyonu açtım. Bir işim vardı, bir şeylerle ilgileniyordum. Baktım 90 artı 9 yazıyor. İzledim. 90 artı 4, yani ben televizyonu açtıktan 1 dakika sonra maçın hakemi bitirdi. Hatta spiker kardeşimiz Fırat Aydınus dedi yanlışlıkla, hani Sözkaya'ya. Yani o detayı da vereyim. Baktım 90 artı 4, 94-15'te falan bitti. Maç bitti. Hemen çok samimi bir arkadaşımı aradım. Futbolun içinde çok değerli bir kardeşimi. Kardeşim dedim, ya ben mi yanlış gördüm dedim. 90 artı 9 yazıyordu. 90 artı 4'te bitti. Nasıl oldu? Abi dedi, ben de anlamadım dedi. O sırada bir iki telefon trafiği, biz bunu çözmeye çalışıyoruz. Hatta teknik ekipten falan birilerini de aradık biz, yani futbolun içinden birilerini falan. Yani kafada soru işareti. Ya ben kendi halimde evimde oturuyorum. Bu bana dert oldu. Bana dert oldu derken herkese dert olur ya. Ben kendi halimde işte 90 artı 4'te nasıl maç biter? Ekranda 9 yazıyor dedim. Sonrasında sahaya girdiler. Duştan çıkartıldı oyuncular. Tribüne formalar atılmış. O formalar geri alınmış. Otobüsten futbolcular indirilmiş falan. Şimdi kardeşim, senin benim veya Türkiye'deki herkesi bunu fark etti. 6 tane hakem bunu fark etmez mi? Ama ben yine de bazı yardımcıları diyorum, acaba diyorum, acaba diyorum, uyarıda bulundular mı? Uyarıda bulunmalarına rağmen Halis Özkaya bunu dinlemedi mi? Bu süreç mutlaka ve mutlaka Futbol Federasyonu tarafından açığa kavuşmalıdır. Eğer siz açığa kavuşturmazsanız, yarınlarda bu yardımcılardan birine görev verirseniz skandal olur. Ha, içlerinde masum kişiler var mıdır? Bakın. Yani biz nalına da mıhına da haksızlık yapmama adına şunu da söylemek istiyorum. Aralarında biri ya da ikisi, ben uyardım, buyurun telsiz konuşmasında her şey ortada derse, siz de Futbol Federasyonu olarak bunu açıklamalısınız. Yoksa siz Emre Kargın'a veyahut da başka birine, o 5 yardımcıyı kastediyorum ki hepsi de ismen biliyorum. Biri Münir Takbak, eski Münir Takbağanoğlu, İlker Takbak kıdemsiz yardımcı, kıdemli yardımcı Ekrem Kağan falan. Yarınlarda siz bunlara maç veremezsiniz kardeşim. Kamuoyundaki kafasındaki soru işaretleri gidermeniz gerekir. Yani dediğim gibi ikisi üçü belki uyardı. Bu uyaranları bir tarafa bırakmanız, temizlemeniz, iyi anlamda bir ortaya koymanız gerekir. Ama kayıtsız kalan yardımcılara da demeniz gerekir ki, ey arkadaşlar, siz ne iş yaparsınız? Orada oturmaya hakkınız yok. Bu çocuk oyuncağı değil, deyip yollar ayrılmalıdır kardeşim. Burada yollar ayrılmayacak. Nerede yollar ayrılacak? Halis Özkahya'nın son maçı mı olmuştur sizce bu? Şöyle son maçı olmuştur diye düşünüyorum. Bence de doğrusunu yaptı. Halis 24 yaşından beri Türkiye'de Süper Lig, 24 yaşından beri Süper Lig'de düdük çalan bir hakemimiz. Hatta yıllar önce Mahmut Özgener, ben Oğuz Sarban sohbet ediyorduk. Yılında da söyleyeyim, 2009. Mahmut Özgener Futbol Federasyonu Başkanı yeni olacaktı. Hasan Doğan'ın vefatından sonra başkan vekiliydi, başkan olacaktı. Mahmut Özgener biraz da esprili bir dilde, Oğuz Sarban da Merkez Hakem Kurulu Başkanı'ydı. Dedi ki, Oğuz Başkan dedi, bizim dedi yarınlarda Avrupa'da düdük çalacak hakemimiz kim dedi. O zaman 2009 yılı. Oğuz Sarban da şunu söyledi. 2014'te Halis Özkahya Avrupa'da çok kritik maçlarda, finalde, yarı finalde düdük çalar dedi. Hatta Mahmut Özgener'de bunun 2012 versiyonu yok mu dedi. Espri yapıldı. Ha, Halis Özkaya yine yol aldı. Ama Cüneyt Çakır çok daha fazla yol aldı. Şimdi 20 yıldır düdük çalıyoruz. 1980 doğumlu Halis Özkahya. 1980. Önünde en az bir 6-7 yıl daha var. Ki hakemliği bıraktığına dair federasyona başvuruda bulunmuş. Ki istifa tek taraflı bir müessesedir. Bence de yollarını artık aldım. Zaten çok yıpranmıştı. Bu saatten sonra yoluna devam ederse eğer, bünyamını kabul etmez diye düşünüyorum yani. Peki abi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Kulüpler Birliği bu MHK'nin sisteminin değişmesini istiyordu ama Serdar Tatlı gitti, Ferhat Gündoğdu geldi. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Kulüpler Birliği, bizim sistemle sorunumuz var dendi. Kişilerle yoktu. Serdar Tatlı'dan da memnunduk açıklamaları oldu. Siz ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Vallahi Kulüpler Birliği sürekli diyor ki sistem sorunu. Tamam, sistem sorunu. Ama sistem sorunu derken çok iyi bir formül
kim ortaya koyuyor? Dedikleri şu. Yok maçı iki gözlemcisi izlesin veyahut da notlar açıklansın, raporlar açıklansın. Bu çözüm değil kardeşim. Bunun çözümü şu. Bu öyle bir kararlar alınacak ki uzun vadeli olacak. Bu artık günümüzde anında belli bir formül yok. Uzun vadeli çözüm mümkün olabilir. Nedir bu? Ahbap çavuş ilişkileri bitecek, dernekçilik bitecek, adamcılık bitecek, bölgecilik bitecek. Bunları bitirebilecek bir şekilde radikal kararların alınması lazım. O kadar genç, pırıl pırıl hakemler var ki önü tıkanıyor. Babalar oğullardan dolayı, ahbap çavuşlardan dolayı maçı katleden herhangi bir hakem tam not alabiliyor. Pırıl pırıl hakemin önünü kesebilmek için durduk yere kötü raporlar hazırlanabiliyor gözlemciler arasında. Gözlemciler birbirini destekliyor. Bugün bana, yarın sana zihniyetiyle herkes kendi adamını destekliyor. Bak duvara tosladık. Şu anda Süper Lig'de 25 hakem var. Birinci Lig'de 23, 48 hakem. 48 hakemin en az yarısı demeyeyim de belli bir bölümü, önemli bölümü ahbap çavuş usulü bu durumda bulunuyorlar. Görev de alamıyorlar. Niye? Yeteneksiz oldukları için maçlara verilemiyorlar. Fakat torpilli oldukları için de düşürülemiyorlar. Haliyle bu konuda radikal kararların alınması gerekir. Ha, kulüpler birliğinin belli bir çözümü var mı? Yok. Kulüpler birliği sistem değişikliğine gidilmesi gerekir diyor ama bu sistem değişikliği derken belki aynı şeyi düşünüyoruz, belki farklı düşünüyoruz. Ben uzun vadede ancak radikal kararlar alınarak Türk hakemliği kurtulabilir diyorum. Yoksa Türk hakemliği şu anda resmen duvara tosladı. Duvara tosladı. Bu da geçmiş yıllarda alınan sağlıksız kararların bir sonucudur. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın yıpranmamış olması belki biraz daha tepkileri azaltır diye mi düşündüler? Kendisi emekli subay, albay. Yıpranmamış, en azından az yıpranmış diyelim. Geçmiş yıllarda bazı olaylarını, icraatlarını, icraat derken olumsuz icraatlarını tapelerden görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Geçmiş geride kalmıştır zihniyetiyle bakalım. Fakat şu var, koskoca Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturtabilecek bir adam bulamıyoruz. Ne yazık ki bulamadılar daha doğrusu. Çünkü hemen hemen hepsi yıprandı kardeşim. Yani herkes birbirinin kuyusunu, hakem camiasını kastediyorum. Herkes birbirinin kuyusunu kazdı, herkes birbirini kötüledi. Herkes birbiriyle kavga etti bugüne kadar. Şimdi kim önerseniz karşısına belli insanlar çıkıyor. Hakemlerin en sevileni bile belli bir kesim tarafından sevilmiyor. Hep çıkar olayları doğrusu hepsi yıprandı. Hakemlik içinden gelmeyen isimlerin getirilmesi söz konusuydu. Kimdi? Ufuk Özerten. Geçmiş dönemlerde görev yaptı. Yahut Zekeriya geçmiş dönemlerde görev yaptı. Fakat bu insanlar da bazı kulüpler istemedi. Velhasıl ne yazık ki biz FIFA listesine yazacak hakem bulamıyoruz artık. Derbi maçını yönetecek hakem bulamıyoruz artık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı olabilecek isim bulamıyoruz artık. Üstüne basarak söylüyorum kardeşim, ne ekersen onu biçersin. Siz yıllar boyu dediğim gibi ahbap çavuş usulü bu işleri uygularsanız, siz hakemleri inanılmaz derecede baskı altına almaya çalışırsanız, belli hakemler kulüp başkanları tarafından korunuyor, kullanıyor. Korunduğu, kullandığı için de diğer belli hakemler bundan mesaj alıyor. Eyyama gidiliyor. Yani Türk hakemliği, üstüne basarak söylüyorum, tamamen ahbap çavuş usulü yöntemlerle duvara tosladı. Bakalım Ferhat Gündoğdu da koltuğunda ne kadar atılacak bu sistem içinde. Diyelim ve Atilla abi, milli takımdan da kısaca yorumlarını almak istiyorum. Haftaya cumartesi Cebeli Tarık, salı günü de Karadağ maçları var. Yine hesap evet. Kitap yapmaya başlıyoruz. Hollanda Norveç'i yenerse, biz iki maçı alırsak veya Hollanda Norveç berabere biter, biz Cebeli Tarık'ı farklı yenersek gibi sürekli kombinasyonlar yapıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Milli takımdaki, gruptaki şansımız nedir? Norveç'i geçer miyiz ilk iki için? Gayet güzel özetledin. Yani artık direksiyon bizde değil. Ha şöyle, direksiyon bizde değil derken iki maçta 6 puan alacağız. Kaan hükmünde kararname kardeşim bu. Cebeli Tarık zaten yanılmıyorsam 35 gol yemiş. Maç başına 4,5 gol falan oluyor. Ki maç İstanbul'da en az bizim 5-6 tane atmamız lazım normal şartlar altında. Karadağ zaten iddiası olmayan bir takım. 6 puan almamız lazım. Ama 6 puan almamız yeter mi? Değil. İşte Hollanda Norveç maçı son hafta bildiğim kadarıyla. O maça bakmamız gerekiyor. Biz iki maçı kazandıktan sonra. Şimdi mesela burada dikkatimi çeken bir olay var. Belki ben çok şeytanın avukatlığını yapıyorum bilemiyorum ama Sinan Bolat tekrar milli takıma çağrılmış.
kaleci, üçüncü kaleci olarak, üç kaleciden birisi daha doğrusu. Türkiye'de birbirinden yetenekli çok sayıda pırıl pırıl genç kaleci varken 34 yaşındaki Sinan Bolat, ki eski Sinan Bolat değil, niye çağrıldı ben onu çok merak ediyorum. Ha, duyumum şu, en azından belli dostlarla konuşuyorum belli yerlerdeki, işte tecrübeli olduğu için deniyor. Oysa tabii ki tecrübesinden yararlanmak çok güzel de Sinan Bolat'ın çağrılması yine de bana fazla tecrübeyle bağlantılı değil de yani fazla da ne bileyim karalamak da istemiyorum ama ben Sinan Bolat'ın çağrılmasını doğru bulmuyorum, o kadar söyleyeyim. Peki Atilla abi, haftanın ilk gününde yine gündeme bomba gibi girdik. İzleyicilerimiz Evet. de sizi özlemiştir. 2 hafta bir ara vermiştik. Var mı söylemek istediğiniz, başka eklemek Şimdi istediğiniz bir şey? bazen dert yanarız, çok yoğun falan diye. Nihayetinde İsveç'te, Norveç'te olsaydık spor yazarı olarak konuşabilecek herhangi bir mevzu kolay kolay bulamazdık. Ama Türkiye'de bakıyorsunuz şu anda Fenerbahçe'den Galatasaray'a, hakemlerinden teknik direktörüne, A milli takımdan şu bu falan derken dolu Siyasetler hızlı değişiyor gündem. feci şekilde değişiyor. Feci şekilde değişiyor. Yarınlarda da çok hareketli günler bizi bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda mesela herhangi bir takım şampiyonu Trabzonspor şampiyon olduğu takdirde veyahut da işte tersten yaklaşayım olaya, Galatasaray şampiyon olduğu takdirde bir Trabzonspor'da inanılmaz bir tepe taklak durumu söz konusu olacak. Yarınlarda Ali Koç'un durumu inanılmaz tartışmalara yol açacak. Şenol Güneş'in durumu ne olacak? Pereira'nın durumu ne olacak? Yani Türkiye'de şu anda Süper Lig'de sayısını ben de tutmadım şu anda ama herhalde 9-10 teknik direktör değişti. Avrupa'da en fazla teknik direktör değişen ülkelerin başında biz geliyoruz. Yani Avrupa'nın en yaşlı futbolcuları bizde bulunuyor. En fazla teknik direktör biz değiştiriyoruz. En fazla hakemler bizde tartışılıyor. En fazla ne bileyim başarısızlık bizde. Bak Fenerbahçe'nin borcu açıklandı 5,5 milyar lira. 5,5 milyar lira. Yani işte üstüne basarak söylüyorum. Türk futbolunu bu duruma kimler getirdi? Kerameti kendine menkul kulüp yöneticileri getirdi. Ama işin acı tarafı da bu beceriksiz, kerameti kendinden menkul kulüp yöneticilerin önemli bölümünde daha sonra Futbol Federasyonu Başkanı oldu. Çok ironik, çok kara mizah dolu bir tablo bu. Peki Atilla abi, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere diyelim. Noktayı koyalım. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, Teşekkür sevgiler. ediyoruz.